Başakşehir'in merkezinde büyük lansman fırsatı. Şimdi Başak City'den evinizi topraktan senetle alın, vade farksız 60 ayda kolayca ödeyin. Sınırlı sayıdaki evler için acele edin. Başak City, fuzul yapı güvencesiyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarını nasıl buluyorsun? Çok çirkin. Çok çok çirkin. Yani bu kadar kavgacı bir ruh olmaz ya. Yani ülkemizin siyaseti berbat. Öyle söylüyorum ben size. Çok iyi buluyorum. Hemşehrim bir kere. Türkiye'nin en iyi İçişleri Bakanıdır şu ana kadar. İnsanlar sadece cebini düşünüyor ya. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Oradakiler sadece cebini düşünüyor. Seni benim düşünmüyor yani. Bak benim cebimde bir de bir lira para yok, işim de yok şu an. Biraz keskin. Evet, yani o keskinliği ne olur bilmiyorum. Ya tatlı dil yılanı deliğinden çıkarmış. Aslında güzel söze ne demeli bilmiyorum. Sabır ve zaman, yani astı kesti yapmamamız lazım bence. Birbirimizi sevmemiz lazım. Yani o insan sevmiyor anlamına gelmiyor. Onların işi de zor. Kolay demiyorum, onların işi de zor. Yeri geliyor biz iki çocukla uğraşamıyoruz. Onlar koskoca Türkiye ile uğraşıyor. Yani herkesle uğraşıyor. Onun için bilmiyorum. İyi bulmuyorum. Yasalara kim nereye gelirse gelsin yasalara bağlı olması gerekir. Yasa dışı konuşmalar, yani öyle sert konuşmalar, tavırlı konuşmalar pek uygun bulmuyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarını nasıl buluyorsunuz? Çok yanlış. Ülkeyi, yani İçişleri Bakanlığı görevini yapması gerekiyor sadece. İşini yapsın sadece. Kendisi ne yapıyor? Kendisi başka şeyler peşine düşüyor. Beş beşlik abla. Beş beşlik eğer yayınlayacaksanız. Sen benim çocuğuma sen uyuşturucu içireceksin. Ben seni çiçekle karşılayacağım. Böyle bir şey var mı? Ayaklarını değil boğazını koparacaksın. Yani bence. Bir yönde iyi buluyorum bir yönde kötü buluyorum. Niye? Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle. Kızım ben bir dönem mencuman ağzı yaptım. Bir dönem muhtarı yaptım. Bu insanlar bizim insanımız. Ben Kıbrıs'ta yaptım askeri görevimi. O senin dediğin, o Kürt dediğin çocuklar. Çerkez dediğin çocuklar, misal Arnavut dediğin çocuklar Türkiye için canını verdiler. Onlar ne ettiler? Siyasetine, yine arkalarına birilerini almasaydı oraya gelebilirler miydi kızım? Yanlış anlama, içtenlikle konuşuyorum. Gelebilirler miydi? İnan, bak ben Piyale Paşa'dan, Ok Meydan'da Piyale Paşa'da. Şimdi bana bu televizyonda duyacak, bak bana belki de şey yapacak. Cumhurbaşkanımız, ben muhtarlığı adayını koydum, bu belediye başkanının adayını koydu. Hayırlı olsun, kazandı. Çocuklar da benim çocuklarımla beraber okundu. İnan, ben Alıcıralıyım. O Alıcıralı içinde büyümüştür. Saadet Partisi'nde. O sporcu yoktan belediyeye girdi. Ben de Haliç Çevresi'ne Kıbrıs'ta görev yapmam nedeniyle girdim. Çalıştık. Allah versin, o öyle olmuş. Bizi. Ama ben de encüman ona kuzum. AK Parti zamanında misal. Niye bir yere kadar gelemedim? Demek ki bir yerde bir şey var. Onun için her şey bir yere gelir, dur diyecek adamlar oluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmaları nasıl buluyorsunuz? Biraz yıpratıcı. Biraz kırıcı gibi geliyor bana. Yani çalışmalarını evet sağlıklı buluyorum ama hani ifadeleri biraz daha yumuşak olabilir. Biraz tahrik edici. Oldukça tahrik edici. Yani biraz üsluplu konuşması lazım. Geçmişindeki kendi şeylerin bir konuşmalarını videolarda bir seyredip o şekilde konuşması gerektiğini düşünüyorum. Süleyman Soylu yalan konuşmaz. İnanın ne dediyse %100 doğrudur. Çok incelenmeye alındı. Hepimiz dinledik ettik. Edilen etüt yani yalan, yanlış konuşmaz o adam. Kötü buluyorum. Neden? Ya tamam çocuklar isteyerek o yola gitmemiş. Bilmem ne bacaklarını kırıyor. Olacak bir şey mi? İsteyerek mi gidiyorlar onlar oraya? Hepsi boşta, işsiz gidiyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmaları nasıl buluyorsunuz? Bugünkü ortamda Süleyman Soylu'nun konuşmalarını gayet tebrik ediyorum. Çünkü ülkemiz bir çıkmazda her taraftan kuşatılmıştır. Böyle olması gerekir. Siyasette fazla yumuşak olmaması gerekir. Vatandaşın nabzına göre hareket etmemek gerekir. Ülkenin birlik ve bütünlüğünün korunması için ne yapıyorsa onun yapılması gerekir. Teşekkür ederim. İyi buluyorum. Yanlış buluyorum. Bu neden? Ayak kırma bilmem ne. Ne ayıptır ya.
Vallahi ben güzel yorumluyorum. Çünkü insanın, milletin çocuklarını aşılamak, böyle birbirlerini kesiyor çocuklar, öldürüyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bonzai midir, bilmem nedir. Bunlara öyle konuşmasa bu millet çok kötü hala kalır. Hani Süleyman Soylu'yu ben orada suçlamıyorum. Çok güzel, bizim üslubumuzla konuştu. Karadeniz'in üslubuyla konuştu. Çok güzel bir insan ama yine de o kadar kızmaması lazım. Ama dediğin gibi biraz yüz verdin mi çok kötü oluyor. Okuyan çocuklarımız baksana ne hala giriyor. Bonzai içiyor, evinde ölü bulunuyor, bilmem ne. Çok yazık şeyler bunlar. Vallahi çok iyi çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla çok iyi çalışıyor. Ondan öncekileri de gördük. Ama bayağı iyi yani. Tayyip'e benzemeye çalışıyor. Derdi Tayyip'e benzemek. Hemşerimdir, gayrısı Tayyip'e benzemek. Çünkü öyle prim yaparım diye şey yapıyor. Ben de eski Kasımpaşalıyım da oradan anlıyorum.